13 Haziran 2024 Perşembe, asıl meseleye hoş geldiniz. Bugün asıl meselede Demokrat Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'u ağırlayacağız. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sana da yeni kanalda, yeni mekanda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Cemal Bey, sağ olun, eksik olmayın. Şimdi Bahçeli'yi konuşacağız. Bahçeli bu açıklamayı neden yaptı, ne demek istiyor? Yani iktidara... İşler böyle giderse Erdoğan'a, işler böyle giderse biz bu Cumhur İttifakı'nı kopartırız mı dedi Bahçeli. Yoksa bu işler böyle gitmesin, bizim ittifak da dağılmasın, bir tekrar bir değerlendirme yapın mı dedi. Resmi çekti, blöf mü yaptı? Bunu konuşacağız. Devlet Bahçeli açısından bardağı taşıran damla ne? Mesela 31 Mart seçimlerinden sonra başlayan işte o normalleşme siyaseti, Özgür Özel'le yapılan görüşmeler mi? Bahçeli bu görüşmeler sonucunda Erdoğan'ın kendisine duyduğu ihtiyacın azaldığını ve belki de bir sürecin sonunda bunun MHP ile yolların ayrılmasına kadar gidebileceğini mi düşünüyor? Yoksa Bahçeli açısından bunların hepsi tali meseleler de asıl olan Erdoğan'ın Ayşe Ateş'le görüşmüş olması ve o görüşmenin ardından verilen bu cinayette karanlıkta kalmış olan ne varsa ucu nereye giderse gitsin ortaya çıkarılacak, aydınlatılacak mesajı mı? Hangisi Bahçeli açısından bardağı taşıran damla? Bunu soracağım size. Özgür Özel'in bugün bir yanıtı var. Bahçeli'nin dünkü açıklamaları soruldu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na. Eğer istiyorsa bizim ittifaka gelebilir diyor Özgür Özel. Bizim Türkiye ittifakımız var diyor. Buraya gelebilir diyor. Ama şu açıklaması önemli. Diyor ki ülkenin bugün geldiği halden siz birlikte sorumlusunuz. Yani Erdoğan ve Bahçeli sorumlu. Ortağınızı bize doğru itelemeyin diyor. Bu ne demek? Bunu da konuşacağız. Ve İyi Parti'yi konuşacağız. Meral Akşener Erdoğan'la görüştükten sonra İyi Parti'de bir sallantı başladı, bir tartışma başladı, ciddi bir tartışma. Artık iş Meral Akşener'in parti binasındaki, parti örgütlerindeki fotoğraflarının kaldırılmasına kadar uzanmış. Rıdvan Uz İyi Parti yönetimindeydi. Çanakkale Milletvekili. Çanakkale Milletvekili. Meral Akşener'in resimlerinin partiden kaldırılmasını önermiş. Meral Akşener bunu duymuş, partiye yazı yazmış. Ve demiş ki resimlerimi kaldırın madem öyle, ben böyle olmasını istiyorum demiş. Bunların hepsini konuşacağız. Bu arada Rıdvan Uz'a İyi Parti yönetimi tarafından disipline sevk edilmiş. İhraç kesin talebi. İhraç kararı. Evet. Ya bu kapalı toplantıda dillendirilen bir şey. Kamuoyuna açık biçimde söylenen bir laf değil. Hani parti içi demokrasi bağlamında bu kesin ihraç talebi doğru mu yanlış mı? Bunu da konuşacağız. Aynı zamanda bir mezuniyet töreni meselesi var. O da bugünün önemli başlıklarından biri. Öğrenciler mezuniyet törenine işte sadece hoşlandıkları, kendilerini öyle güzel gördükleri için giyindikleri bir kıyafetle alınmak istemediler. Kolları kısa, bilmem işte etek boyu uygun değil, her neyse, nasıl gördülerse. Alınmamışlar mezuniyet törenine. Çok acayip bir kafa Cemal Bey. Bununla ilgili görüşlerinizi de alacağım. Konu başlıklarımız böyle. Şimdi... Aslında şu sondan başlayalım İnan. Yani buradan mı başlayalım? De yani, o zaman bir görüntüye bakalım. Tabii yani çok zoruma gitti. Çok üzüldüm. Yani onun için isyanım var yani. Bu benim için hakikaten şu an Türkiye'de en önemli hadiselerden birisi. Görüntüyü bir görelim arkadaşlar. Kocaeli Gebze'de Alaaddin Kurt Anadolu Lisesi'nde oluyor bu olay. Kız öğrencilerin açık giyindikleri gerekçesiyle okul yönetimi tarafından mezuniyet törenine alınmadıkları söyleniyor. Öğrenci ve veliler duruma tepki gösteriyorlar orada. Bir tartışma çıkıyor, itiraz ediyorlar. Nasıl böyle bir şey mümkün olabilir diye. Valilik açıklama yaptı. Kocaeli Valiliği iki müfettiş görevlendirildiğini söyledi ve buna ilişkin bir inceleme başlatıldığını da açıkladı. Görüntü hazır mı arkadaşlar? Bakabiliyor muyuz? Görelim görüntüyü. Öğrencileri kılık kıyafetten dolayı dışarı attılar. Yönetmelikten bahsediyorlar kendileri. Bu okul daha önce, 2 sene önce öğrencilerin ölümüne sonuçlanan servis kazasında yönetmelikten bahsetmiyorlardı. Ama şimdi kendileri yönetmelikten bahsediyor. Bu rezil size yeter. Gebze Alaaddin Kurt Anadolu Lisesi. Hocam kebat kem. Öğrencilerim burada. At.
Şimdi şu görüntüye bakınca üniversite yıllarından başlayan bir zulüm aklıma geldi. Üniversitede okurken Eskişehir İktisat Fakültesi'nde, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken o zaman başörtülü öğrencilerin okula girmesi yasaktı. Biz de genç ülkücüler olarak sürekli protesto eylemlerinde bulunur. Sınıftan çıkarılmak istenen başörtülü kızların çıkmaması için kavga ederdik. Şimdi görüntüye bak. Başörtülü rahat yine giriyor. Başörtüsüz çocuk içeri alınmıyor. Yıllarca bu ülkede başörtü zulmü var dediniz. Bacılarımızın okuma hakkı elinden alındı dediniz. Recep Tayyip Erdoğan olarak çocukların başörtülü olduğu için Amerika'da okudu dediniz. Şimdi geldiniz yıllar sonra bir intikam duygusuyla, kin ve nefret duygusuyla kılık kıyafete uygun değil diye okula almıyorum. Ya sen kimsin ya? Neyin kılık kıyafeti ya? Bu nasıl bir anlayış inan? Atatürkçü, Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına bağlı demokrat bir Türkiye'de bu Talibancı zihniyet nereye götürüyor ülkeyi? Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne normalleşme dediğimizde işte bunun için dedik. Dedik ki siz Recep Tayyip Erdoğan'la gidiş gelişler yaşarken, boş koltuklar gösterirken Türkiye'nin altından koltuklar kayıyor dediğimiz buydu işte. Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmesi gerekir Yusuf Tekin'in. Bu tablodan sonra Kocaeli Valiliği kim müfettiş göndermiş? Kocaeli Valisi kim ya? Kocaeli Valisi aynı kafadaki adam ya. Settar Yavuz aynı kafadaki adam. Talimatı Settar Yavuz bile vermiş olabilir yani. Almayın demiştir. Settar Yavuz farklı düşünen bir adam değil ki. Kocaeli Valisi bu ülkede yobazlığın zirvesindeki bir adamdır ya. Kocaeli Valisi'nin zihniyet olarak bundan farkı yok. Kocaeli Valisi Settar Yavuz'un zerre kadar demokrasiye, insan haklarına, özgürlüğe inancı olsa iki müfettiş gönderdik demezler. Derhal bu adamı görevden almaları lazım. Milli Eğitim Bakanı'nın derhal görevden alması lazım. Ama müfredatı değiştirerek zaten bunun yolunu açıyorlar. İnan, Türkiye'de müfredat değişikliği Atatürkçü, laik, demokrat sistemi yok ediyor. Müfredat değişikliği ne demek ya? 45 tane erkek çocuğuna tecavüz eden Ensar Vakfı ile oturdunuz, müfredat yazdınız değil mi? 6 yaşında çocuğun evlenmesine müsaade eden cemaatle, tarikatla oturdunuz, müfredat yazdınız değil mi? Bir virgül atabilir miyiz? Ayşe Ateş, Ali Babacan'la bir görüşme yapmıştı. Açık.